davaya devam edeceğimizi buradan tekrar tekrar aykırıyoruz. Hayatın her alanında erkek şiddetine maruz kalıyoruz. Artık yeter. Artık yeter diyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın düşmanı politikalar. Cezasızlıklar bu katillere cesaret veriyor. Aleyna Çakır öldürülmüştür. Bu bir intihar değildir, cinayettir. Aleyna'nın Ümitcan Uygun tarafından fiziki olarak öldürülmediği ortaya çıksa bile işkence ile Aleyna'yı ölüme sürüklemiştir. Bu kadınların arasından erkek şiddetinin geçemeyeceğini söylemek için burada kuruldu. Bu mücadele burada bitmeyecek. Aleyna için adalet için takip edebileceğiniz bir hesabımız var, Twitter hesabımız. Buradan eylemlerimizi duyurmaya devam edeceğiz. Forumlar düzenleyeceğiz. Adalette inancımızı tekrar, bu Türkiye'nin inancını tekrar pekiştirebilmek için adalet kapılarında her zaman kadınlar olarak direndiğimiz gibi direnmeye devam edeceğiz. Kuzenim Aleyna evinde ölü halde bulundu. Çocukluğumuz beraber geçmişti. Kardeş gibiydik. Bugün burada bu konuşmayı yaptığıma inanamıyorum. Aleyna asla kendini öldürebilecek biri değildi. Tek başına ayakta kalmaya çalışan bir kadındı. Ümitcan Uygun denen zorba adam hayatını cehenneme çevirdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Aleyna'yı bayıltana kadar dövdüğü görülüyor. Aleyna hayatı ile ilgili pek çok güçlük yaşadı. Her birimiz gibi. Bu zorlukları hep güçlenerek açtı. İntihar etmesine neden olan bir olay yaşamadı. Söylenenin aksine ailesiyle ilişkisi sürüyordu. İhtiyacı olduğunda ulaşabileceği annesi, babası, abileri vardı. Yaşanan bu olayda Aleyna kendine zarar vermiş olsa dahi katili Ümitcan Uygun'dur. Son iki aydır yaşananların tamamı giderek artan bir şiddetin göstergesidir. 17 Nisan tarihinde kuzenim Aleyna'nın evine zorla girip bayıltana kadar dövüp ve utanmadan bir de canlı yayın yapan bu insan bu gücü nereden alıyor? Aleyna kendini öldürmüş dahi olsa bu yaşananların tamamı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında madde 84'e göre intihara azmettirme, teşvik etme suçlarına zaten kanıt değil midir? Ümitcan Uygun kendisine ekonomik, fiziksel, duygusal her türlü şiddette bulunmuş bir şahıstır. Parasını elinden zorla alan, ağzına silah sokarak tehdit eden, onu öldüreceğini defalarca söyleyen bu adam nasıl hala serbest gezebiliyor? Bırakın serbest gezmeyi, bu davanın nasıl şüphelisi olarak görülmüyor? Biz ailesi olarak bunu asla kabul etmiyoruz. Ümitcan Uygun adalet karşısına çıkarılmalıdır. Aleyna'ya tüm yaptıkları için ceza almalıdır.